Babam Yusuf Cebeci'nin hapiste öldüğü söylendiğinde çocuktum. Oysa babam ölmemişti. Yusuf! Oğlum! Babamın hiçbirimizin bilmediği bir hayatı varmış. Sırlarla dolu. Ferman Koruoğlu bu sırların kilidiydi. Kuzgun'un Ferman'a karşı her zaferi hayatımıza döşenmiş birer mayın olacaktı. Dila, biraz konuşabilir miyiz? Şirkete gidiyorum aslında. Eğer acil değilse akşam... Acil. Tamam. Şöyle geçelim mi? Mutfakta Ferman'la konuşmanıza şahit oldum. Bir kısmına. Ferman'ın seninle hemen evlenmek istediğini duydum. Evet. Bu evlilik olmamalı Dila. Buna siz mi karar veriyorsunuz? Anlatacaklarımdan sonra emin ol sen de istemeyeceksin. Neşe Hanım, evliliğinizle ilgili endişelerinizi benim yerime Ferman'la paylaşsanız daha iyi olur. Bilmediğin çok şey var Dila. Lütfen. Sizin için Ferman'ın güneşten bir fark olmadığını biliyorum. Onun annesi gibisiniz. Eğer paniğiniz Kuzgun'la ilgiliyse... İçiniz rahat olsun. Onunla aramızda hiçbir şey olamaz. Kuzgun babasının intikamını benden babamı öldürerek almış biri. Ne demek bu? Beni, ailemi. Babasının ölümünden sorumlu tutuyordu. Sırf bu yüzden girdi hayatımıza. Benimle intikam için evlendi. Bana babamı ellerimle öldürmüş birinden bahsediyoruz. Ne diyorsun sen? Sırf babasının ölümünden sorumlu tuttuğu için. Hala Ferman'dan gizli bir şey anlatmak istiyorsanız buyurun dinliyorum. Çok özür dilerim. Ferman söz konusu olduğunda galiba biraz fazla hassas davranıyorum. Bu konuda tarafsız kalmam en doğrusu. Tekrar özür dilerim. Teşekkürler. Buyurun. Meryem Cebeci. Benim.
Sizinle eşiniz Yusuf Cebeci hakkında konuşmalıyız. Yusuf'la ilgili ne konuşacaksın benimle? Birazdan öğreneceğiniz şey aramızda kalmalı. Ölene kadar. Kuzgun'un da Ferman'ın da hayatı buna bağlı. Ne demek bu? Bu mektup 20 yıldan uzun bir süredir bende. Ablam ölümü halinde bu mektubu oğlu Ferman'a vermemi istemişti. Ama maalesef veremedim. Niye? Size tek söyleyebileceğim şey... bu mektubun varlığını Ferman'da, Kuzgun'da bilmemeli. Şimdi sizden asla dönmeyeceğiniz bir söz istiyorum. Bunların Yusuf'la Kuzgun'la ne ilgisi var? Size sebeplerini tek tek açıklayacağım. Ama önce söz verin. Bu mektupta yazanlar sır olarak kalmaya devam edecek. Çocuklarımın başını belaya sokacak bir şey değilse... Tam tersi. Ama bundan haberdar olurlarsa... işte o zaman felaket olur. Oğullarımızı diri diri mezara gömeriz. Bana söz veriyor musunuz? Tamam. Söz. Lütfen okuyun. Canım oğlum, eğer bu mektubu okuyorsan korktuğum felaketler yaşanmış, ben son nefesimi verdim demektir. Yazacaklarımın kolay bir yolu olsaydı keşke. Koru oğlu ailesiyle, adı var ailesi arasındaki savaşın tek bir sebebi var, benim. İnsan geriye dönüp geçmişi değiştirebilmenin bir yolunu bulamıyor. Kendini affedemiyor. Bu mektubu okuduktan sonra beni bir daha affeder misin bilmiyorum. Ama benden sonra sığınacağın biri olsun istiyorum. Seni hayatımda güvendiğim tek insana emanet ediyorum oğlum. Senin varlığından haberdar bile olmayan babana. Belki başka kardeşlerin de vardır. Oğlum, Ferman'ın, baban Saim Koroğlu değil. Yusuf adı var. Meryem Hanım. Meryem Hanım. Anne. Şşş, anacığım. Şşş.
O mektuptaki sır hepimizin kaderini değiştirecekti. Kuzgun'la Ferman'ı, iki öz kardeşi, ebedi düşman haline getirecek büyük sırsa, o mektubun yıllarca neden saklandığında gizliydi.